Evet. İstanbul'da güneş tepemde ve düşünüyorum. Türkiye'nin sanatçılarının gücü bu kadar mı? Neden diye soracaksınız. Çünkü salgın sürecinde birçok sanatçının elini taşın altına koymadığını gördüm. Malum nedenler ne olursa olsun gelecek için Türkiye'nin sanatçı anayasasının bir yaşam yasası olduğu, gelecek sofrası olduğunu halen anlamak istemeyenler var. Bazı insanlar gerçekten şaşkınlık verici hareketler içindeler halen. Bir meslek birliğinin başkanı veya meslek birliklerin başkanları varken dışarıdan bazı insanların oraya baskı yapmaya çalışması, efendim, insanlar arasında kışkırtıcı eylemlere, provokatif eylemlere girmesinin nasıl bir zavallılık olduğunu ve bize ne kadar zarar verdiğini anlamayacak kadar bu insanların halen yönetici olma vasfını taşıdıklarını söylemeleri de işler acısı. İnsan gerçekten biraz bakar. Aylardır kongre olsun diye uğraştınız. Aylarca insanları birbirine düşürmek için uğraştınız. Ve dünyanın en önemli sanat ülkesi haline gelecek, haklarını kazanacak bir ülke için uğraşmak varken kişisel kompleksleriniz ve yetersizliklerinizle halen uğraşıyorsunuz. Umarım bundan vazgeçersiniz. Hiç olmazsa şunları düşünün. Meslek birlikleri bir ülkenin emeğini üreten insanlarını yaşatmak için var olan kurumlardır. O kurumlarda yer almak için yeterli olmanız lazım. Dünyayı bilmeniz lazım. Yazdığınız kitaplar olması lazım. Gerçekten besteci olmanız lazım. Yani sanatın her alanında sanatı bilmeniz gerekir. Bunu bilmeden belli insanları kullanarak, belli insanların duygusallıklarını sömürerek nereye varacağınızı sanıyorsunuz? Bir yere varamayacaksınız. Onun için size tavsiyem, Türkiye'nin kurumlarını ve Türkiye'nin insanlarını ne rezil edin ne de kendinizi vezir olduğunuzu zannedin. Ama bu yol size açılmayacak. Türkiye'nin gerçek sanatçıları ve gerçek sanatçı çocukları Türkiye'nin önünü açmaya devam edecek. Arkamda İstanbul'un fetih duvarının önündeyim ben şu anda. Öyle kalelere çıkıp meydan okumak kolay değil. Bu da size son ve ilk ders olsun.